Ve şimdi Karadeniz fıkralarını aratmayan bir köprü inatlaşması var efendim sırada. Gelin şimdi hep birlikte Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyüne gidelim. Orada bir köprü yaptıran Hurşit Gürsoy efendim. Komşularının yardım etmemesi üzerine köprüye demir bir kapı yaptırıp üzerine de kilidi vurdu. Kimse geçmesin diye de vasiyet etti. Ve Gürsoy rahmetlik oldu. Bu vasiyet üzerine de o köprü kilitli kaldı efendim. Halen de kilitli. Bu köprüyü kendi parasıyla yaptırdı. Ben yaptırdım. Sadece ben kullanacağım dedi. İnatçı köylü fıkra gibi olayda köprüye kapı yaptırdı, kilit vurdu. Adam ölünce kapıda vasiyet üzerine kilitli kaldı. Burayı kendisi için yaptırdı. Çevre de buradan yaralansın diye diğer komşular. Ama onlar yardım etmediği için onu da zoruna gitti. Kapıyı taktı. Köprünün diğer tarafında komşularının da evi var ama iddiaya göre köprüye hiçbir yardım etmedi. Hurşit Gürsoy da ben yaptırdım, sadece ben kullanacağım dedi. Karadeniz inadı diyoruz da. O inatçı köylü hayatını kaybetti ama kilit yine açılmadı. Çocuklarına ben ölünce de kapı açılmasın diye vasiyet bıraktı. Vasiyet üzerine demir kapının kenarlarına demir çubuklar koyuldu. Köprü geçişi tamamen imkansız hale getirildi. Bu demirleri sonradan onları yapmış. Önce yoktu bunlar. Buradan sağından solundan geçtikleri için. Kapı kaldırılır mı, kilit açılır mı bilinmez ama ortaya çıkan görüntü Karadeniz fıkralarını aratmadı.